Bu Hatıra Kumbarası'nda yine stüdyodayız. Son günlerde komedyenlerin, belli yazarların bir şekilde gündeme getirdiği, bana göre yani çok da önemli olmayan Ankara, İstanbul, İzmir ve orada yaşayan insanlarla ilgili bir tartışmalar var. Evet, İstanbul çok güzel bir şehir. Hiçbir itirazım yok. İstanbul'da yaşamak bana zor geliyor. İzmir çok farklı bir şehir. Orada da işte biz bir simit programı yapmıştık. Altına yapılan yorumlarda biz buna gevrek deriz demişlerdi. Yok işte ay çekirdeğine çiğdem diyorlar. Onlar da onlara göre bir durum kurmuşlar. Ama bu sefer niyeyse Ankaralılar çok sinirlerine dokuldu. Hem İzmirlilerin hem İstanbulluların. Şimdi bana göre aslında herkes doğduğu ve büyüdüğü şehri sever. Hani neresi olursa olsun orası. Biz Ankara'da özellikle 1960 ve 70 civarı doğanlar kısıtlı bir şehirde yaşadık. Çünkü o zaman Ankara küçüktü ve memur şehriydi. İşte Çankaya, Gazi Osman Paşa, Kavakkıdere, Ayrancı bir genç grubuydu. Yeni Mahalle ayrı bir genç grubuydu. Keçiören farklı bir genç grubuydu. Bahçeli Evler, Emek ve o civar farklı bir genç grubuydu ve genelde de Ankara'da zaten 4 tane topu özel okul olduğu için bir tane Fen Lisesi ve bir tane de Anadolu Lisesi vardı. Dolayısıyla çocukların birbirleriyle kesişebildikleri noktalar 6 tane okul ve spor yapanların gittikleri kulüpler, o da yani sınırlı sayıda olduğu için herkes kendi mahallesinde yaşardı. Herkes kendi mahallesinde yürüyerek giderdi her yere. Her şey çok daha pratikti, ucuzdu, kolaydı. Ne bileyim ben, her şey daha kolaydı. Dolayısıyla Ankara'da o çağlarda büyümüş herkes İstanbul'da da taşınsa Ankara'nın o nostaljisini hatırladığı için Ankara'ya farklı gözle bakıyoruz biz. Yani gerçekten İstanbul'a gittiğimizde o meşhur şairin söylediği gibi İstanbul'un en güzel tarafı Ankara'ya dönmek diyoruz biz onun tam aksine. Biz kendi şehrimizi seviyoruz ama doğru, İstanbul'la ilgili oraya gittiğimizde her şeyi eleştiriyoruz. İşte rutubetine alışamıyoruz. Geçenlerde Erhan için gittik, hepimiz şikayet ettik. Sıcak dedik, terliyoruz dedik, kalabalık dedik, bu nasıl trafik dedik, bilmem ne. Ankara'da bunlar yok mu? Belli bir kısmı var hakikaten. Ankara'nın bir tek iklimi kuru bir iklim. Yani buradaki sıcak kuru bir sıcak, rutubetli değil. Bizim de ona alışmamız İstanbul'da 3 gün sürüyor zaten. Ama hani böyle İstanbulluların bunu bir vesileyle Ankara'ya çatmaları veyahut da mesela evet denizimiz yok ve biz bundan çok muzdaribiz. Bir denizimiz olsaydı biz İstanbul'dan daha güzel şehir olurduk diye düşünüyoruz. Ama yok. Bunu da eleştirmişler. Niye bu çok önemli? Sivaslı'nın da denizi yok ama onlar denizimiz yok diye hayıflanmıyorlar diye. Biz böyle bir Ankaralı ne derler? Güzellemesi içerisindeyiz. Bence çok önemli bir konu değil. Evet, biz İzmir'i de sevmiyoruz. İzmir çok sıcak geliyor bize. Bu tür şeyler işte, biz çekirdeğe bunu deriz, simide bunu deriz. Ya ne olacak? Yani neye ne derseniz deyin. Sonuçta Ankara'nın simidi midini biz daha çok seviyoruz. Yanmış, kara, işte neydi, pekmezin içine batırıyorlar değil mi? Pekmezin içine batırınca yumuşak olmuyor. İstanbul'u simidi bana pastane simidi gibi geliyor mesela. Dolayısıyla bu nedenlerle Ankara'da doğup büyüyenler genelde Ankara'yı seviyor. Deprem nedeniyle İstanbul'dan Ankara'ya göç edenler oldu. Hani o da bir başka iş. Bir de dedi hani biz oğlumla birlikte bir geziye gitmiştik. Orada taksiye bindik. İşte mecbur taksiciyle sohbet ederken nerelisiniz dedi. Ankaralıyız dedim. Abi dedi, sizde bir pavyonlar var. Vallahi dedi, çok güzel. Pavyonuyla meşhur bir şehirmişiz o zaman öğrendik. Ama şimdi öğreniyoruz ki bizim pavyon şarkısı diye sonradan öğrendiğimiz Ankara'nın bağları, yok erik dalı, ne bileyim var bunun gibi bir takım şarkılar. Bunlar şimdi her düğünde, düğün sonunda bangır bangır çalınan, o zaman Ankara parçalarını çalmayın arkadaş madem sevmiyorsunuz Ankara'yı. Biz zamanında misket oynardık. Bir de bir başka şarkı daha vardı. Onlar oynanırdı düğünlerin sonunda. Ama şimdi geçenlerde bir İstanbul'da düğüne gittim. Oho! Ankara'nın bağlarını 3 kere çaldılar, erik dalını 4 kere çaldılar. Çünkü hoşlarına gidiyor herhalde. Dolayısıyla bana göre aslında İstanbulluların da içinde doğdukları, büyüdükleri şehir çok güzel. Onlar için güzel. Biz eleştiriyoruz çünkü çok kalabalık ve çok kozmopolit. Ankara'da göç aldı son senelerde. Dolayısıyla bir şehirde büyüyorsanız orayı seversiniz. Çok doğal. Ama bunu böyle atışma haline getirmenin de çok bir gereği olmadığını düşünüyorum. Hepinize iyi günler diliyorum ve kolay gelsin.